Türk oyuncular olarak belki de en büyük sıkıntı yaşadığımız noktalardan biri oyunların hikayesine tam anlamıyla adapte olamamak. Tabii bunun birçok nedeni var. Kafan dağınıktır, kendini oyuna veremiyorsundur, aklını kurcalayan bir şeyler vardır, yorgunsundur, beynin almıyordur. Ama her şey yolundayken tüm fokusunu oyuna verebildiğin halde hikayeye kapılamıyorsan bunun tek bir nedeni var. Hala birçok oyunun Türkçe dil desteğine sahip olamaması ya da olmaması. Arapçasından tut Latince'nin 50 tonla Çincesinin tüm versiyonlarına, İspanyolcanın Kastilyoncasına kadar, Amerikanın Latin bölümüne kadar tüm dilleri destekliyor oyunlar. Ama Türkçe yok lan, Türkçe yok. Benim en kızdığım noktaysa bütçe tarafında öyle pek bir birikimi olmayan oyunların daha makul bütçelerle geliştirirken bile bir şekilde oyunlarına Türkçe dil desteği eklemeyi başaran bağımsız firmalar varken Ubisoft gibi, Rockstar gibi, Konami gibi, EA gibi Türkiye'de deli deşet oyuncu topluluğu olduğu bilinen bu stüdyoların 10-15 bin dolardan kaçıp belki o kadar bile tutmuyordur lokalizasyon ücreti bilmiyorum. Türkçe dil desteği eklemiyorlar lan oyunlarına. Lan Türkiye'de deli gibi GTA oyuncusu var, Türkiye'de deli gibi Call of Duty oyuncusu var, Türkiye'de deli gibi Assassin's Creed oyuncusu var. Hatta Ubisoft çok üzülüyorum ama utanmazın önünde gidensin abi. Çünkü İstanbul'da geçen içerisinde bir hayli Türk kökenli karakter bulunan, ne bileyim, Galata Kulesi'ne tırmandığımız Assassin's Creed Revelation'da bile Türkçe yok. Bir de şey var mesela, İngilizce bilmiyorum diyorsun açık açık ve sosyal medya mecralarında bu stüdyolara sesini duyurmaya çalışıyorsun. Biz de bunu yaptık işte, mesela GTA 6 Türkçe çıksın diye Rockstar'a sesimizi duyurmaya çalıştık. Adamın biri de çıkıp geliyor diyor ki İngilizce öğren, oyun Türkçe çıkmak zorunda mı? Lan tamam İngilizce öğreneyim, bu iyi bir şey de kardeş, belki öğrenemiyorum lan. Belki bu konuda beceriksizim, yeteneksizim. Belki harika bir düzeyde İngilizcem var ama ben oyunu kendi dilimde oynamak istiyorum. Belki İngilizce eğitim alacak param yok ve YouTube videoları beni eğitemiyor. Ya da en basitinden İngilizce öğrenmek zorunda değilim. Ve oyunlarda Türkçe dil desteği görmek Türk bir oyuncu olarak benim en büyük hakkım. Elorus'u nasıl kendi dilinde oynuyorsa, İspanyol nasıl oynuyorsa, Brezilya'da yaşayan adam nasıl oyunları anlayabiliyorsa ben de bir Türk olarak oyunları kendi dilimde oynayıp anlamak istiyorum. Sesimizi duymayan bu stüdyolar ve birçoğu belki de uzun süreler boyunca daha oyunlarına İngilizce olarak çıkarmaya devam edip Türkçe eklemeyecekler, bilemeyiz. Ama ben bunu artık bir dur demeye geldim. Yeter. Sen oyuncu kardeşim artık her oyunu Türkçe dil desteğiyle oynayabileceksin. Önce bir sponsorumuza deneyelim, sonra da hemen oyunları Türkçe yapalım. Phoenix oyun içerisinde oyun ve oyun serilerini çok uygun fiyattan bulabileceğiniz bir hesap kiralama platformu. Kiralama diyorum çünkü buradaki oyunlar Steam Key olarak satılmıyorlar. Yani oyunları alıp Steam'inize kendi hesabınıza ekleyemiyorsunuz. Oyunları yine Steam üzerinden offline olarak oynayabileceğiniz paylaşımlı hesaplar alıp oynayabiliyorsunuz. Tabi hesaplar yine kalıcı olarak sizde kalıyor, ayrı konu. Phoenix oyunda Steam, EA Play, Ubisoft, Epic Games ve Microsoft Store oyunları, PlayStation oyunları, Steam Random Key'ler ve E-Pin'ler oldukça uygun fiyatlarda. Ayrıca Phoenix'ten 200 liraya alabileceğiniz God of War Ragnarok için size özel bir kampanya ayarladım. Oyunu satın alırken kupon kullan bölümüne MK Ragnarok 20 yazıp kupon aktif ettiğiniz takdirde ayrıyetten Ragnarok için %20'lik bir indirim kazanıyorsunuz. Yaşadığınız herhangi bir sorunda canlı destek, Discord sunucuları ve WhatsApp hatları üzerinden Phoenix oyunu iletişime geçebiliyorsunuz. Benim çok yakın olduğum RTX isimli bir YouTube kanalı var. Bir gece oturduk dertleşiyoruz bu konuyla ilgili ve bir olay bulduk, bir olay keşfettik. Mort adında bir program. Programı açıp ana arayüze odaklandığımızda sol tarafta sekmeler görüyoruz. General sekmesine gelip OCR'ı, yani çeviri panelini, Win OCR Recommended olarak seçiyoruz. Translation Settings bölümüne gelip anlık çevirinin DPL'den alınmasını tercih etmenizi de öneriyorum. Çünkü şu an makine çeviri yapan ekipler bile DPL'i kullanıyorlar. Ve en iyi çeviri sonuçlarını DPL'den alıyoruz. Text seçmesine geldiğimizde yazı tipini vesaire kendinize uygun bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şahsen ben bu ayarları kullanıyorum ve gayet memnunum. Editational bölümünde en önemli nokta Processing Speed bölümü. Burada Fastest'ı seçtiğimizde çevirinin en hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz ki oyunlarda diyaloglar geldiği hızlı çaktığından dolayı diyalog kaçırmamak adına bu seçim önemli. Translation bölümünden Translation Windows tipini layer olarak seçiyoruz. Yani katmanlara ayrılması daha anlaşılır olmasını sağlıyor. Alt bölümde ise bizi ilgilendiren taraflar Google Translator ve DPL Translator. Gerçi biz DPL'i kullanacağız ama elimizdeymişken ne olur ne olmaz diye iki bölümü de İngilizceden Türkçe'ye çeviri yapması için English from Türk şeklinde ayarlıyoruz. ATC bölümünden programla ilgili dilerseniz kısa yol atamaları da yapabiliyorsunuz. Quick Settings ve Debugging ise önemsiz noktalar bizim için. Şimdi arayüzler hallettik, peki bu çeviri oyuna nasıl yansıyacak? Ana olay bu arayüz. Yani ikinci arayüz. Bunun olayı da çevirileri anlık olarak görmemizi sağlamak, oyuna aktarmak. Şimdi burada Search dediğimizde iki ayrı bölüm açılıyor. Bu bölümlerden biri şöyle üst üste ya, altı böyle boşluk. Bir tanesi de şu bölüm. Bu bölüm bizim çeviriyi göreceğimiz bölüm. Burası da çevirinin yapılacağı bölüm. Genelde oyunda diyaloglar şu bölümde çıkar. Ayarladığım bölümde çıkar. Mesela atıyorum şöyle bir random ayarlayayım. Apple diyeyim. Abi mesela PlayStation 1'den bir oyun açacağım. PlayStation 1'den Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın oyununu açacağım emülatörden. Çok sevdiğim bir oyundur ama bu oyun İngilizce, Türkçe değil. Bize gerekli nokta bir diyalog akışının olduğu yer. Ama şimdi oyun açılırken search dedim. Şu bölümü, diyaloğun akacağı yeri güzel ayarlamam lazım. Biraz daha yukarı alacağım şöyle. Buradan diyalog akıyor, tamam. Şurası da bana çeviriyi verecek. Apple dedim, translate dedim, yes dedim. Gördüğünüz gibi bayağı Türkçe'ye çeviriyor şu an. Until that fateful day when he received the letter in
Altta ne yazıyorsa gördüğü gibi anında Türkçe'ye çeviriyor. Bu gerçekten hayat kurtarıcı bir olay. Baksana abi. Gryffindor. Oyun içinde hani oyunun aktığı yerde bakalım nasıl çevirecek. Yani diyaloglar gelirken burası anlatıcı bölümüydü. Dumbledore abim be, heybetine kurban. Welcome to Hogwarts School, Harry. Abi yağ gibi de çeviriyor valla. Valla yağ gibi çeviriyor. Mesela şurada Great Hall Locket yazıyor. Ne demek abi o? Bilmiyorum. Anlamıyorum ne demek. Orayı anlık çevirmek istiyorum. Çünkü hani programın sürekli şu bölümlerin oraya taşı buraya taşı uğraşmak istemiyorum. O bölümü sadece çevirmesini istiyorum. Snapshot diyorum abi. Şurayı seçiyorum. Bakalım ne diyormuş. Büyük salon kilitli. Bak anında çeviriyor. Tekrar translate'a bastığımda ise tekrar önceki az önce seçtiğim şeyler aktif oluyor. Yani başkalarıyla konuşayım mesela şurada. Bizli kardeşler. Mesela az önce hani translate'e bastığımda tekrar az önceki bölüm akıcı oldu ya. Görüyorsunuz yani tekrar çevirmeye devam ediyor. Bir de şunun şöyle bir güzelliği var. Oyunları oyun yakalama olarak seçerseniz OBS'den. Mesela bir YouTuber'sın. İçerik üreteceksin ama bu yazıların görünmesini istemiyorsun. Mesela ben şu an Metafor ve Fantazio bir programla oynuyorum. Ama bakın kayıtlarımda bu yazılar, diyaloglar akarken bu yazılar görünmüyor. Yani siz Türkçe bölümleri görmüyorsunuz. Çünkü bakın burası OBS. Şu oyun yakalama bölümünden istediğiniz pencereyi seçip sadece oyunu yakalamasını sağlayabiliyorsunuz akışın. Bu da sadece oyun görüntülerinin çıkmasını sağlıyor. Yani o yazılar, o arayüzler bilmem neler çıkmıyor. Hani bir içerik üreticisiysen bunu kullanırken böyle bir kolaylık da sunabiliyor sana program. OBS sayesinde yani. Ama takdir edersiniz ki asıl olaylardan biri de PlayStation. Çünkü PlayStation'da da Türkçe oyun bulmak çok zor ve Türkçe yama yapamıyorsun. Hani bilgisayar tarafında oyunların hızlıca Türkçe yamaları çıkıyor. Makine çeviriler çok hızlı çalışıyor. Bu nedenden dolayı bilgisayar tarafında Türkçe oyun oynayabiliyoruz. Ama PlayStation kütüphanesine baktığında bu konu baya baya imkansız. Fakat Mort burada da bize yardım edecek. GTA Vice açılırken bir yandan da Mort'u açalım. Evet Mort da açılsın. Önce diyalogları aktığı yeri bir görelim. Ayar yapacağız çünkü bakalım diyaloglar nerede akıyor, neyi nereye nasıl uyarlayacağız ona bakacağız. Oh get some sleepy. Search diyoruz abi. Genelde diyaloglar şu şekil akıyormuş. Tamam. Sonra burayı translate yap, çevir. Ha çeviriyor. Taş gibi çeviriyor. Stop deyip istediğimiz şekilde istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Translate dediğimde yerin tekrar değişmiş oluyor. Yani istediğimiz şekilde sağ sola oraya buraya ayarlayabiliyoruz. Abi şimdi mesela şurada bir yazı yazıyor değil mi? Bir tabela var. Ben o tabelada ne yazdığını anlamak istiyorum. Tabelada ne yazdığını merak ediyorum. Programı açtım. Abi buradan snapshot dedim. Bana şurayı bir çevir ya. Ne yazıyor burada? Maksimum yükseklik 4.0. Bak programın böyle güzellikleri de var. Hani tabelaları bilmem neleri çeviri bölümünün almadığı ama merak ettiğin yerleri anında bu şekilde çevirebiliyorsun. Translate'e bastığımda da normal hani benim istediğim o diyalogların çevrilmesini istediğim bölüm çevrilmeye devam ediyor. Yani demem o ki artık her oyunu istediğimiz gibi istediğimiz konsol, platform veya emülatörlerden Türkçe oynayabiliyoruz. Umarım işinize yarar çünkü ev ihtiyaçlarını gidermek için sabahın köründen gecenin çöküşüne kadar çalışmak zorunda kalan bir milletiz biz. Bir de İngilizce öğrenmeye vakit ayırmak biraz zor olabiliyor çünkü beyin dolu, para yok, vakit yok. O yüzden çok bilmişlik taslamak yerine böyle böyle birbirimize destek olabilecek potansiyele erişmemiz gerekiyor bence hepimizin. Herkese eğlenceli, keyifli, iyi oyunlar diliyorum. Umarım oyunları anlayarak oynayabilirsiniz.